Peki Böyle ama olmalı. Ümit Hocam kapatıyorsunuz evet. sonra yeniden evet. yenisi kuruluyor. <laughs> yani şey Türkiye'de bu yöntem de denendi. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu yöntem de denendi. Kapatıldı. Tamam. Yerine parti kurdular. Kapatıldı, kurdular. Evet. Bu da çok bir çözüm abi. olmuyor yani. Onun o, o çok oku... güzel. Tamam, hemen yanıt vereyim. Bence çok doğru ama şunu bakın gene altını doldurayım. Bakın hukuk, hukuk hukuk yapan ne biliyor musunuz? Hukuk çığlık atmaz. Kin ve öfkeyle hareket etmez. Siyasi hesap gütmez. Sükunet içinde kendi dar, soğuk ve kalıplarıyla çalışır. Şimdi siz diyorsunuz ki haklı güzel bir soru. Peki ben size soruyla karşılık verip kendim cevaplayacağım. Ya bir yerde hırsızlık işlendi Ahmet Bey. Sizin evinizden bir şey çalındı. Tamam mı? Faili de yakaladık. Şimdi Ahmet Bey biz bu faili cezalandırdığımızda sizin evinizin bir daha olmasını garanti altına alacak mı veya e, hırsızlık fiilleri tamamen ortadan kalkacak mı? Hayır. Gelir dağılımı böyle olduğu sürece ama biz hırsızı niye cezalandırıyoruz? Hukukun ve aklın ve vicdanın bir gereği olarak. Ama hocam yani, sonuçta yani sonuçta parti kapatma kararları evet. böyle hukukun evet. soğukkanlı aldığı kararlar değil siyasal ve Öyle toplumsal olmalı. sonuçları olan kararlar oluyor. Tamam. Bunu tartışma Artışınız. yani tar tartışmayacak mı bu toplum yani tamam. e, e, sonuçta hani bu e, böyle bir şey gibi değil. Evinizde bir hırsız yakalandı, ona verilecek ceza Hayır, gibi. Örnek o. Anladım ama yani ama tam şöyle, o toplumsal ama sonuçları ama var, zaman, yasal sonuçları var. Tamam. Türkiye bunları gördü bu ve parti olabiliriz. kapatmayı zorlaştırdı çünkü çözüm olmuyor. Zaten gidişatta Ahmet tamam, Bey, tamam. e, gidişatta sizin dediğiniz gibi şu anda şey HDP'ye açılmış bir kapatma ben. davası yok. Tamam. Kapatılmıyor Şimdi ama ben. 9 milletvekilinin daha dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Böylece Ahmet eğer HDP'li milletvekilleri, Ümit Hocam bir saniye hemen bir cümle veriyorum ben ben size sözü. HDP'li milletvekilleri PKK ile aralarına mesafe koymadığı sürece, terör terörist cenazelerine gittikleri sürece, teröristlerle iletişim kurdukları sürece birer birer yargılanıp ya cezaevine atılacak ya siyaseten yasaklanacak ve HDP ortada yeni bir parti gibi kalacak. Ee, görünen bu er kapatılması Kapatmaya gerek kalmayacak. Ben burada, yani, ben burada Ahmet Bey, Hocama bir Burada bir, dakika, tamam, bir katkı tamam, olsun. Tamamlayayım. Ben de bir cümle söyleyebilir miyim hocam? Bir söylesin Şaban işte tamam, Bey tamam. de ondan sonra. Hocam bir cümle söyleyeyim size size tamam, katkı tamam. olacak. Şimdi Sayın tamam, Devlet tamam. Bahçeli 11 Ocak 2021 tarihli bir haber var elimde. Tamam, tamam diyor ki Sayın Bahçeli HDP işte terör örgütünün uzantısıdır. Işte evet. kapatılmalıdır diyor. Evet. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunun gereğini yapmazsa biz dosyamızı hazırladık. Bak hazırladık. Biz tamam. yapacağız bunu. Dava açacağız, başvuracağız diyor. 10 Ocak'ta diyor bunu Sayın evet. Bahçeli. Bugün işte 22 Şubat yani 42 gün geçmiş üzerinden ve MHP hala bu başvurusunu yapmadı. Üstelik daha 15-20 gün önce yani MHP kapatma dilekçesini hazırladıktan sonra Şubat Ocağın işte 20. civarı HDP'ye hazineden 55 milyon 550 bin lira para yardımı yapıldı. Hazine yardımı evet. yapıldı. Şimdi Sayın Bahçeli bir taraftan da diyor ki HDP'ye yapılan her yardım polisimize ve askerimize kurşun olarak dönüyor diyor. Tamam ya şimdi, şimdi Şaban Bey. Böyle bir, bir mantık da var. Böyle bir tamam, ben hazırlamış de... oldukları bir dilekçe var ama bu dilekçeyi tamam. bir türlü yargıtaya vermiyorlar. Tamam. Şimdi bakın işte bakın bilmeden şey yapıyorlar. Sizin için söylemiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Yo, yo. Kafalarımız karışık. Şimdi bakın ben diyorum ki önce şunu bir bir kere tamamlayalım. Yani efendim kapatılırsa yenisi kurulur. Ben de diyorum ki lütfen anayasanın 69. maddesinin 7. fıkrasını okuyun. Siyasi partiler kanun 95'i okuyun. Devamın niteliğinde parti kurulamaz. Yani bir hukuku doğru işletmiyorsak ne olacak? İkincisi Ahmet Bey ama bak bir şey söylüyorum diyorum ki bazen bir işe yaramasa dahi e, hukukun ve anayasanın ve kanunun bir emri varsa onu yerine getirmek zorundasınız. Aksi halde Ahmet Bey peki bu anayasa paspas mı olacak? Yani şu kadar oy aldı istediği gibi şey, nasıl olsa kapatılırsa yenisi o zaman yapmayalım anayasa. E ben de diyorum ki adam öldürme suçunu öndemiyor bütün adam öldürenlerin cezalandırılması. İki, şimdi burada işte sıkıntıyı belirteyim ben size. Bak bir kere acaba yurttaşımız şunu biliyor mu? Siyasi partiler kanununun 98 ve devamı maddelerine göre hiç kimsenin bir başvurusuna ihtiyaç olmaksızın <laughs> Cumhuriyet Başsavcılığı resen harekete geçebiliyor. Evet. Ha, yüzüncü maddede belirli şartlarda detayına girmiyorum bir siyasi partinin istemi üzerine de harekete geçebiliyor ama resen de geçebiliyor. Ama ben burada bir Türkiye açısından bir kaygımı belirtmek zorundayım hukukçu olarak. Bakın ben diyorum ki şimdi bir kere yargının bağımsız olduğu konusunda benim çok ciddi şüphelerim var. Bir yani resen harekete geçsin diye ama sıkıntı şu ben kapatılsın dersem bir problem olmaz. Bu benim şahsi fikrimdir. Mahkemeler üzerinde de etkili olabilecek bir konumum yok. Ama iktidar bloğundan kapatılsın, kapatılmalı sözleri geldiğinde Anayasa'nın 138. maddesi yani mahkemelere tavsiye, telkin, talimat verilemeyeceğine dair madde ileride sıkıntı yaratır. Türkiye açısından sıkıntı yaratır. Ben de diyorum ki niye Cumhuriyet Başsavcılığı bakın sadece Sadece şu yeterli. Ya odak olmayı ben size okuyayım. Bundan daha hala odak mı olunur? Üyeleri, yöneticilerinin bir takım fiilleri yoğunlukla işlemesi. Ya biz PKK'yı öyle telaffuz işte, ettiği için söylüyorum ki aslında Türkçe olarak doğrusu bu. Çünkü K harfi var Türkçe'de. Biz PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyoruz. Silahlı bir halk hareketi olarak görüyoruz. PKK'ye silah bıraktıracak olan HDP'dir. E şimdi az önce konuşuluyor. HDP aracılık etti mi? Ya niye başkası değil de HDP? Yani her türlü şey Cumhuriyet Başsavcının elinde var. Ama benim endişem şu. Bu kadar şeye rağmen Cumhuriyet Başsavcılığının harekete geçmemesi hukuken mi, siyaseten mi? Yani şuna meze edilmesin bu iş. Şu anda HDP'nin kapatılması siyasi iktidarın acaba yararına mı olur, zararına mı olur? dengeleri içinde bakılmasına karşıyım. Ben hukukçuyum. Ben diyorum ki her şey hukuka uygun yürümeli. Öyle öfkeyle, kinle, bağırtıyla, çağırtıyla değil. Herkes huku, her şey hukuka uygun işlemeli. Dıştan hiçbir şey olmamalı. Etki zaten hukukun gereği de bu. Ve Peki. çünkü böylesi Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yaraşır. Bu Peki. tamamen hukuki. Bakın ben HEDEP son şeyim şu. Yani HDP, HDP olduğu için değil, anayasaya ve kanuna aykırı fiilleri sebebiyle kapatılmalıdır. Ama bu siyasetin müdahalesi veya emriyle değil, hukukun kendi iç dinamikleriyle olmalı. Eğer anayasa mahkemesi bunu görmüyorsa da kapatmaz. Peki. Kapatmaz. Peki, teşekkürler. Teşekkür Be ederim. Yani Bedri Baykam, siz HDP konusunda ne düşünüyorsunuz? yani Şunu düşünüyorum. Kapatılmalı mı? Ee, dediği gibi o yargı resen <laughs> harekete mi geçmeli işte e, MHP'nin hazırlık yaptığı söyleniyor. Şimdi bakın tartışmadığımız şey var. Hepimiz PKK terörüne de şiddete de teröre de karşıyız. Öte yandan HDP'nin e, terörle arasına e, bizim arzu ettiğimiz gibi net mesafe ve uçurum koyamadığını da e, görüyoruz. Terörle e, direkt e, günlük ilişkisi, bağlantısı var demiyorum ama mesela e, e, bir bir katliam olduğu zaman, bir e, e, terör olayı olduğu zaman kullandığı ve kullanmadığı kelimelerle e, toplum ciddi bir rahatsızlık duyuyor. Mesela 2015'te e, seçimde başarılı bir sonuç almıştı HDP ve e, Türkiye'de bu bir Umut doğurmuş. Neydi o umut? Artık e, Kürt kökenli vatandaşlar üzerinden e, PKK'ya ve teröre çağrı yapan bir siyaset belki kullanılamayacak çünkü HDP belki Türkiye partisi olacak. Bir e, belki eski ÖDP'nin olmak istediği veya olamadığı gibi HDP e, bir sol parti e, söylemiyle çıkacak. Ve yalnız Kürtler değil tüm gençlere başkalarına hitap edecek şeklinde. Böyle bir umut vardı toplumda Türk siyasetinde. Ama o yaz bildiğiniz gibi birçok terör olayı yaşandı. Ve bu terör olayları yaşandıkça da hepimizi kahreden maalesef o birçok katliam yaşandığında da HDP'nin yine bizim dilimizle bizim söylemimizle ağzımızla bu bunu lanetleyemediğini eee kınamak lafı tabii çok zayıf lanetleyemediğini gördük yaşadık ve bu toplumda bir hayal kırıklığı yarattı özeti bu. Şimdi öte yandan biz terör istemiyoruz, şiddet istemiyoruz. Kürt kökenli vatandaşlarımızın ee, sonuçta yaşadıkları bir ikilem var, bu olayın bir geçmişi var. Unutmayalım ki bugün e, bugün 50 yaşında e, veya e, 55 yaşında insanlar kendilerini hatırladıklarından beri bu PKK terör ve e, savaş söylemleri içerisinde e, yaşıyorlar ve. E, Şimdi bu HDP'nin siyasal ya da ya da Kürt hareketinin siyasal uzantılarını kapatarak bu sorun çözülseydi bugüne kadar herhalde 5-6 kere çözmüştük bunu. Ee, bu sorunu çözmek için demiyorum e zaten Bedri Bey. Hani haklısınız da ben hani sorunu çözmek için değil de hukukun gereği olarak kapatılmalı diyorum. Huku Huku Çok özür dilerim. De, e, sevgili Ümit Bey, hukukun gereği zaten tırnak içinde hukukun gereğiyle kapatıldı. Yani daha önce e, rakamı tam bilemiyorum artık. Beş kere mi kapatıldı? Altı, kere, altı civarı, altı Altı, oldu altı yani. diyelim, altı e, tam emin olamadan. Demek ki daha sonra zaten bizim anayasamız ve e, siyasal partiler kanunumuz onun yerine başka X isimli başka bir parti kurulmasını da engelleyemediğine göre ve engelleyemeyeceğine göre ki zaten doğal olarak e, siyasal yaşamda parti kurma hakkı vatandaşlarda tabii ki olacak. Dolayısıyla bunun bir çözüm olmadığını e, yaşadık ve bir daha yaşamamamız için e, bir mantıklı neden e, ben e, bulamıyorum, bilmiyorum sizler e, buluyor musunuz? Şimdi siyasal e, uzantısını Kürt hareketinin siz kapattığınızda yok saydığınızda yok olsun dediğinizde yaşanan problem adına ne derseniz deyin problem sorun şiddet terör bitmiyor veya işte emperyalizmin bunu beslemesi vesaire bunlar yok olmuyor. Ümit Hoca da diyor be, ki ya benim benim için o önemli değil diyor. Ben be, diyor hukuka şş, bakarım. Diyor. Şimdi ben de diyorum ki bir kere zaten hukuk yani bu bir çözüm değil. Onu zaten gördük. Hayır hukuk. Hukukun gereği kapatılması lazım çünkü böyle parter kapatılıyor. Ben de diyorum diyor. ki farz edelim kapattınız siyaseten Öbür çözüm tarafta değil. yeniden açıldı, bitti. Yani bu bir yöntem değil. Bu bir sizi sorundan veya problemden kurtarmıyor ve de üstelik o zaman siz bu sorunu içinde ve hayatında ve çözümlemesinde ve hayata felsefi bakışında yaşayan Kürt Gökenli değerli e, yurttaşlarımız. yurttaşlarımız bu sefer e, benim e, kapatılsa ve yerine de parti açıl o zaman benim zaten siyasal çıkışım da yok acaba o zaman beni de mi teröre e, ilhak edeyim istiyorlar mantığına itilir. Onu da bu şekilde o mantığa itecek birçok itici güç çıkar içten de çıkar, dıştan da çıkar. Dolayısıyla olay istemediğimiz yerlere gider. Nasıl biz e, tek bir şehidimiz geldiğinde o cenazeyi izlerken, katılırken kahroluyoruz... ...ve e, içimiz parçalanıyor ve e, oradaki e, o aileyle, o, o insanlarla empati kuruyoruz. Demek ki hedefimiz bunun bir daha yaşanmaması. Bunun bir daha yaşanmaması... Bu partinin kapatılmasından geçmiyor. Bu partinin veya bu buna benzer partilerin kapatılması sorunu teröre itiyor. Çözümünüz ne olacak? Ee, sorunu e, teröre itiyor. Dolayısıyla burada bu bir realite şimdi. Bu realitede ben Türkiye'yi yönetsem ne yapardım? Çözü, yani teorik, teorik konuşuyoruz. Çözümünüz? Ya, ne? Suç işleyen cezalandırılsın parti dursun ee, şeyine daha yakınsınız anladığım kadarıyla Bir, bir kesinlikle ona, ona daha yakınım İkincisi birçok gencin beyni yıkanmış Yani diyorlar ki bak sen Kürtsün senin burada ülken olması lazım devletin olması lazım Senin bu toprakları alman lazım bu uğurda şehit olman lazım işte e, sen topraklarında başka e, bir bayrak var. Mesela bu şekilde beynini yıkıyorlar bu gençlerin. Ben de diyorum ki ya ortaçağ mantığı ile etnisite ile toprak talebi tam bir ortaçağ yaklaşımı. Yani bir kere bu gençlere beyinlerinin yanlış yıkandığı ve bugün insanların ırk aidiyetlerine göre toprak talep etmelerinin çok, ...zavallı bir ortaçağ mantığı olduğunu... <laughs> ...kanıtlayarak anlatabiliriz. Nedir o? Şimdi mesela benim demin... E, e, ...reklam arasında konuşuyorduk şimdi galiba. Ben dedim ki... E, ...galiba siz sordunuz işte... ...anne tarafım Akşehirli Konyalı dedim... ...baba tarafım <laughs> Adana. A, A, Adanalı dedim. E, şimdi e, eşimin... E, ...eşimin içindeki... E, eş, e, ...kanındaki ırk aidiyetleri... E, ...Çankırı var, İstanbul var... ...Gürcistan var, belki başka göçmen kökenler Türkiye'de var. Türkiye'de yaşayan herkesin öyledir. Şimdi bu, bu hesaba göre benim oğlum nereli oluyor? Anlatabiliyor muyum? Benim oğlumun ırk aidiyeti ne oluyor? Şimdi Öncelikle o zaman aman biz bir Kürt realitesinden ve Kürt halkından falan bahsediyorsak... ...o zaman İstanbul'da yaşayan, üniversiteye giden... Aramızda olan, yaşayan, e, Beyoğlu'nda gezen, Türkiye'nin her yerinde olan değerli e, Kürt yurttaşlarım Kürt kökenli yurttaşlarımıza o zaman bu mantığın şöyle söylemesi lazım. Aman dikkat, yalnız devamlı e, e, kesin Kürt kökenlerle flört edin veya evlenin yoksa kan bozulur, ırk bozulur. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yani o kadar değişik ırk aidiyeti var. Ve bizler bu topraklarda işte Amerikalıların hani eriyen kase melting pot e, dediği bir şekilde en güzel şekilde Türkiye bütün bu ırk aidiyetlerinin e, kesiştiği, birleştiği ve e, Türkiye Cumhuriyeti devletini beraberce kurduğu e, ve e, yoluna e, ne mutlu Türk'üm diyene derken de Kesinlikle bir ırk aidiyetinden bahsetmeden bir yurttaşlık bilinciyle yola devam eden bir ülkeyiz. Bizim sorunlarımız Güneydoğu'da ve bütün Türkiye'de yaşayan annelerimizin çocuklarına süt bulabilmesi, gençlerimizin liseye, üniversiteye gidebilmesi, spor yapabilmesi, evet. doyması bütün bunlar bizim sorunlarımız. Ne yapardığınızın sorusu tek cümleyle bu savaşın mantığının e, çok defolu olduğu, özürlü olduğu ve bir beyin yıkama sonucu... ...bu gençlerin hatta birçok siyasinin kendisini bu sele kaptırdığını üst üste anlatmamız lazım. Peki, çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir durum... E, çok, Ahmet Bey, bir Bedri Bey felsefeye çok meraklı. Kant'ın sadece bir sözünü... Ee, şey yapmama izin verir misiniz? Lütfen. Bu, bununla ilgili. Bakın İmanuel Kant tabi çok büyük bir filozof. Ceza adaletine bakışı ne biliyor musunuz? Kant diyor ki her sene de anlatıyoruz öğrenciye ceza faydalı olduğu için ya da suçu önlemek için filan değil ceza <laughs> e, adaletin ve aklın bir emri ve gereği için verilmelidir diyor. Sadece e, hatırlatma. Yani sizin yaklaşımınızı ben anlıyorum. Siyaseten çözüm olmayabilir. Yalnız kapatmayıp bu güzel konuşmalar güzel ama bunlar böyle devam ettiği sürece de acaba tam tersi çözümün önü mü tıkanmış oluyor? Çünkü HDP gibi yapılara işte Kürt kökenli yurttaşlarımızın sanki böyle temsilcisiymişiz gibi muamele ettiğimizde de bu sefer ee, ...bu kötüye kullanılmıyor mu sevgili Bedri Bey? Yani ee, ikisini bir araya getirelim. Ümit Bey peki sonuçta... E, ...HDP belirli miktarda e, bir oy potansiyeli yok mu? Var. E, bu Tabii oyu mi? kimlerden alıyor? Sonuçta e, bu tartışılır siyasi e, olarak Türkiye'nin 2015'te yaşadığı... ...veya Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadıkları filan. Ama sonuçta... E, Hukuku işletip buyurun şunu kapattık. Buradan çıktı.